Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Windows'un sitesinden Windows 11 ISO'sunu nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim. Sizler de bu adımları takip ederek ISO'yu indirip bilgisayarınıza kurarsanız sorun yaşamayacaksınız. En son çalışır halinde size göstereceğim. Sanal makine ile ISO'yu da kurup sizler için çalıştıracağım arkadaşlar. Eğer bir sorun yaşarsanız yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun yanında like atıp abone olursanız da seviniriz. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ISO'yu indirmek için Microsoft'un kendi sitesine geldik. Insider programına kayıtlı bir Gmail lazım bize. İlk olarak hesap oluşturarak devam etmemiz gerekiyor. Veya varsa hesabınız, onu da girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, eğer bir Microsoft hesabınız yoksa burada oluşturabiliriz. Oluşturmak için aşağı girersiniz. Eğer varsa da buradan devam edebiliriz bilgileri yazarak. Ben size her şeyi göstermek için yeni bir tane oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, hesabı kurduktan sonra böyle bir uyarı aldık. Burada yapmamız gereken Insider programına kayıt olmak. Ondan sonra bu sayfa bizim için açılacak. Onun için de açıklamada bulunan ikinci linkle birlikte sizi bu sayfaya atacak. Insider programına katılmak. Şurada da katılmaya seçeneği var, tıklıyorum. Ve arkadaşlar böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Burada biraz aşağı inersek kayıt olma seçeneği burada mevcut. Ona tıklıyorum. Ve bu anlaşma şartlarını kabul ediyorum. Şimdi o yola diyorum. Teşekkürler diyor. Şimdi uçuş zamanı diyor. Artık her şey benim için hazır. İlk yönlendirdiğim siteyi artık refresh edersek, aynı hesapta girdiysek eğer, açılacak artık. Adımları burada bana sırayla gösterecek. Burada yapmam gereken en aşağı tarafa inmek ve hangi Windows sürümünü kullanmak istediğimi seçmek. Gördüğünüz gibi burada onların Insider programları da var. Bizim için olan en yeni olanlardan biri olması gerekiyor. Dev Channel dediği en başta geliştirme aşamasında olan kanal. Beta dediği biraz daha az problemli olanı. Release Preview dediği ise en iyilerinden biri. Çok az hatalı versiyon. Windows 11 için çok az hatalı bir versiyon burada sunulmamış. Onun için en iyi kanal olan Beta kanalı seçiyorum ve onaylıyorum. Ondan sonra yapmam gereken hangi dil olacağını seçmek. Tabii ki de Türkçe. Türkçe'yi buldum, tıkladım ve onu da onaylıyorum. Onayladıktan sonra böyle kalıyor. Direkt indirime başlamış. Şurada 64 bit download seçeneği var. Ona tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi 4,79 GB olarak iniyor arkadaşlar. İndirmeyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, indirme işlemi tamamlandı. Bunu klasörde aç diyorum. Evet arkadaşlar, kendisi böyle gözüküyor. ISO dosyası olarak kaydedilmiş oldu. İsterseniz bunu demontos ile bilgisayarınıza CD olarak göstererek kurabilirsiniz. Veya flash belleğe atarak kurabiliriz arkadaşlar. Flash belleğe atıp kurmanın videosu kanalda mevcut. Onu da sağ üstte linkleyeceğim. Nasıl yapabildiğinizi oradan da bakarak öğrenebilirsiniz. Ben şu an sanal makineyi kuracağım Windows 11'i. Ve sizler de çalıştığını böylelikle görmüş olacaksınız arkadaşlar. Sanal makinemizi çalıştıralım. Evet arkadaşlar, sanal makine olarak da VirtualBox'u kullanıyorum. Çok kolay olduğu için. Sizler de açıklamada bulunan linkten isterseniz indirip de deneyebilirsiniz. Windows olsa tıkladığınız anda indirme işlemi başlıyor ve kurulum çok basit. İleri ileri diyerek halledebilirsiniz bu işlemi. Bu işlemi geçiyorum. Ben de şu an olduğu için Windows 11'in kurulum işlemine geçelim. VirtualBox'u kurduktan sonra yapmamız gereken yeniye tıklayarak burada at vermek. Windows 11 diyelim. Buradan da Windows 10'u seçmemiz yeterli olacak. 64 bit yaparsınız. Çünkü Windows 11 32 bitle birlikte çalışmıyor. İleri diyoruz. Burada vermemiz gereken RAM miktarı en az 2 GB'tır diyor. Windows 11'de bu biraz daha yüksek olduğu için yaklaşık 7 GB RAM veriyorum ben. Yeşille kalmanız önemli. Sarıda vesaire kendi bilgisayarınızı performansı düşebilir.
ileri dedim. Burada yapmamız gereken önerilen disk miktarını söylüyor. 50 GB. Ben de SSD'de 50 GB olmadığı için 50 GB veremeyeceğim. Oluştur diyelim. Burada da yapmamız gereken bir şey yok. İleri diyoruz. Değişken olarak ayarla da kalsın. Burada kaç GB yer vereceğinizi buradan seçiyorsunuz. Kendi hard diskinize göre verebilirsiniz arkadaşlar. Ben 30 GB vereceğim. SSD'de çok yer kalmadığı için oluştur diyorum ve makine artık oluşturuldu. Tabii daha Windows kurulmadı. Şöyle hatta bakarsak göreceksiniz sizler de. Burada ISO dosyası seçmemi istiyor. Ben indirdiğim ISO dosyasını sizler için seçeceğim. Gördüğünüz gibi Windows 11 Insider Preview silen TR zaten Türkçe olduğunda burada belirtiyor. Seçine tıklıyorum. Bilgisayarınız bootlanmış gibi tekrardan açılıyor ve kurulum işlemine bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Buradaki uyarıları kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Windows 10 kurarsak ne gördüysek o gözüküyor zaten burada da. Sonraki diyorum ve şimdilik de tıklıyorum. Burada ürün anahtarım yok demeniz yeterli. Burada hangi sürümü isterseniz kurabilirsiniz. Son mu kuruyorum ben? Onaylarımızı veriyoruz ve Windows'u yükledikten sonra sürücümüz burada gözüküyor. 30 GB alan vermiştim. Sonraki diyorum ve dosyaları yüklemeye başlıyor kendisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bölge seçimine geldik. Sağ üstü kapatalım ve Türkiye zaten seçili olarak geldi çünkü dili Türkçeydi. Evet dedim. Insider programında kurdulandığımız maili buraya giriyoruz arkadaşlar. Açtık. Pin oluşturmak zorunlu hale getirildi arkadaşlar. Şifre kesinlikle koyacağız. Pin oluştura tıklıyorum. Burada Windows 10'dan bildiğimiz bazı özellikler var. Onların hepsi açık geliyor. Ben de ellemeyeceğim ve kabul et diyeceğim. Deneyimizi özelleştirmek için seçin diyor. Ya da atlara atlayalım. Hiç gerek yok. Dosyaların yedeklemesine gerek yok. Teşekkür ediyoruz. Ve güncellemeleri indirmeye başlıyor arkadaşlar. Burası internet hızınıza göre biraz zaman alabilir tabii ki de. Ona göre değişecektir. Bu adımda atlama seçeneğimiz olmadığı için indirmesini bekleyeceğiz. Bilgisayarımızı kapatmayacağız. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı. Tıklıyorum ve girdiğimiz pini istiyor tabii ki de. Onu girdikten sonra üstü de kapatırsam artık bize merhaba dedi. Evet arkadaşlar, Windows 11'imiz sonunda açıldı. Tüm ayarlar yapıldı. Hala bir şeyler yapıyor arkada sanırım. Ama gördüğünüz gibi kullanabiliyorum her türlü. İnternete girip girmediğine de bir kontrol edelim. Dedikten sonra gördüğünüz gibi internetimize de girebiliyoruz. Windows 11'imizi böylelikle ücretsiz bir şekilde indirip kurmuş olduk. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güncellemesini de alacaktır. Güncellemeleri arada siz de kontrol edin.
bazı sorunları çözebilir. Eğer sorun yaşarsanız da oynatma listemize bakabilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listemizde bulamadığınız sorunlar olursa da yorumlar kısmına bekliyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım.